Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir VR180 videosuyla karşınızdayım. Ne oldu, bu telefon bozuldu mu ya, sağ solu yukarı aşağı görmeye başlıyorum diyenleriniz olabilir. Hayır, telefonunuz bozulmadı. Başta da dediğim gibi bu bir VR180 videosu. Eğer bu videoyu YouTube uygulamasından açarsanız telefonunuzu yukarı aşağı sağa sola hareket ettirdiğiniz zaman burada olduğum bütün ortamdaki detayları çok net şekilde görebileceksiniz. Kiminizin telefonunda da yukarı aşağı oynatmak değil, parmağınızla hareket ettirmeniz gerekiyor. Onu da artık kontrol edersiniz. Peki bugün bu güzel VR180 videosunda neler yapacağız derseniz, bugün aklınıza gelebilecek her türlü Hindistan cevizi içeren, Hindistan cevizi kokulu ürünleri birlikte deneyeceğiz. Daha önce yaptığım çikolatalı ürünlere bayılmıştınız. En çok çikolata ürünlerden sonra Hindistan cevizini istediğinizi söylediniz. Ben de sizin için müthiş bir alışveriş yaptım. A'dan Z'ye her şey Hindistan cevizi olacak. Yalnız videoya başlamadan önce eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi artık videoya başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bir sepet dolusu. Şu an görebilirsiniz, ben sepeti elime almama gerek yok. Siz zaten telefonunuzu bu tarafa çevirdiğinizde sepeti görebileceksiniz. Sepette bir dolu ürün var, A'dan Z'ye dedim. Ben dün akşamdan başladım aslına bakarsanız ürünleri denemeye. Çünkü bir tane uyku maskesi vardı. Uyku maskesini de gerçekten gece boyunca denemek istedim ki etkisini size anlatabileyim diye. Sephora'nın Coconut Hair Sleeping Mask diye bir ürünü bu. Alt kısmı şöyle yırtık olduğu için şu anda şöyle anlatacağım size. Alt kısmında kremi var. Üst kısmından da şu tatlı Hindistan cevizi resimli şey çıkıyor. Ne derler? Bone çıkıyor. Bunu tüm saçınıza yayıyorsunuz. Parmaklarınıza böyle diplere masaj yaparak ve tüm uçlara, kuru olan bölgelere. Daha sonra sarıyorsunuz. Kafanıza da bunu geçirip gece boyunca yatıyorsunuz. Bayıldım. Hiç rahatsız etmedi. Saçımı boneye çok rahatlıkla yattım. Kafamdan çıkmadı gece boyunca. Sabah kalktığımda böyle saçlarım bayağı şeydi. Çok kremliydi. Banyoya girdim. Ve şu anda şekil A bu. Yumuşacık, çok hafifledi saçlarım. O kadar nemlendi ve parladı ki saçlarımdaki o hafifliği çok net şekilde hissedebiliyorum. Tabii ki maskeyi yaptıktan sonra diyeceksiniz ki saçını neyle yıkadın? Saçımı ve vücudumu, hemen onları da şöyle hızlıca geçiyorum. Vücudumu yeni bir marka, bunu ilk kez gördüm, gratis'ten aldım. Naturalium diye bir marka. Paraben kolorant yok içerisinde. Bir iki tane daha kimyasal ismi var. %0 diyor, kesinlikle yok. Bunlar içerisinde Hindistan cevizli duş jeli. Bununla yıkandım. Saçımı da klasik OGX'in şampuanı ve saç kremiyle, kokonat mikli olan şunla yıkadım. Yani güne tamamen bunlarla başladım. Tabii ki bunlarla sınırlı mı? Hayır. Çıktıktan sonra Dove'un kokonatlı, gene Hindistan cevizli koltuk altı rolonunu kullandım. Bunun sprey olan versiyonu da var. İkisini de aldım. Belki parfüm bulamam, bunu da böyle üzerine sıkarım diye, ama parfüm tabii ki de buldum. Üzerine saçlarımın Aynecton'un yine kokonatlı serumunu kullandım. Daha önce bunu defalarca favorilerime koymuştum, biliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir serum. Ne olur ne olmaz diye bir farklı serumum daha var. O da Elidor'un Doğanın Enerjisi Saç Bakım Yağı Hindistan Cevizli. Bunu tatilde yanıma götürmüştüm. Birazcık uçlara da bundan da sürdüm yani. İkisi de çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Bu da güzel. Ama her zaman Aynecton benim favorim. Yani bu saç kısımlarını bitirmem gerekiyordu açıkçası. Bu arada Aynecton'un maskesi de var aynı zamanda. Bunu da yaptım. Şu an yaptıkça şey yapıyorum. Bunlar yapılanlar. Şimdi gelelim yapılmayanlara ve yapacaklarımıza. Neyle devam edelim? Neyle? Maske yapalım mı? Hadi gelin maske yapalım. 3 farklı Hindistan cevizli maske aldım. Hemen onları göstereceğim size. Bir tane kağıt maskemiz var. Bir tane sonra nemlendiricimizi süreriz. Bir de şu var. Şimdi 3 tane maskem var. Bir tanesi Dr. Smart diye bir marka. Coconut Milk Glossy White Peel Off Mask. Bence önce peel off'u yapalım. Umarım kızarma. Önce peel off'u yapalım. Sonra Proxin markasının Hindistan cevizi maskesi var. Bunu merak ettim. Açtım baktım. Bu krem gibi. Peel off falan değil. Bunu yapalım. O bittikten sonra da hızlıca kağıt maskemizi yaparız diyorum. 3 tane üst üste maske deneyelim bence. Bir şey olmaz yani. Umarım. Şimdi peel off'u yapalım bakalım. Kokusu nasıl? Bu arada şu an nasıl kokuyorum biliyor musunuz? Ofise geldim. Buram buram Hindistan cevizi kokuyorum. Allah'tan herkes ofiste çok seviyor Hindistan cevizini de. Bayıldılar kokuma. Bayağı peel off olacak bu arada bu. Yoğun bir maske. Oh, çok güzel kokuyor. Ben herkesin bu kadar Hindistan cevizi sevdiğini vallahi bilmiyordum. O videomda sormuştum size. demiştim ki kakaoyu çok sevdiğiniz çikolatayı, kakaoyu, çikolatalı ve kakaolu aslında ürünler. Sonrasında ne yapalım diye sordum. Yorumlarda hep Hindistan cevizi, Hindistan cevizi, lütfen Hindistan cevizi. Ben çilek milek istersiniz diye düşündüm. Çilek de isteyen oldu ama hani Hindistan ceviziyle karşılaştırınca çilek çok az kaldı oylamada. Şöyle özellikle. Bu da ilk kez gördüğüm bir marka bu arada, Dr. Smart. Denemiş olalım bakalım, kendimi feda ediyorum. Makyaj ürünlerine çıldıracaksınız. Çıldıracaksınız. Bunları bulmak kolay tabii diye düşünebilirsiniz. Makyajda da muhteşem şeyler buldum size. Hindistan cevizi kokulu. Duş jellerinde de çok alternatif var arkadaşlar. Ben hani mümkün mertebe böyle daha az kimyasallı olanı tercih ettim ama işte nelerde vardı? Hacı Şakir'de vardı Hindistan cevizli. Dove'unki var. O çok güzel. Daha önce de kullanmıştım. Çok alternatif var. Şampuanda hangi birini seçeceğimi şaşırdım yani. Blendax'da bile var. Dolu yani. Böyle bir sürelim bakalım. Biraz bekleyelim. Sonra bunu soyalım. Çok böyle soyulacak mı göreceğiz. Biraz çünkü dağınık oluyor şeyi. Bence yeterli bu kadar. Aynen. Kaç dakika diyor? Hemen onu bir okuyayım üstünü. 15-20 dakika diyor. Biraz uzunmuş. 15-20 dakika bekleyeceğiz artık. 15-20 dakika sonra görüşürüz. Acaba diyorum. Allah! Ay, acıyor valla. Ah, biraz acıtıyor. O kısımları. Şimdi şöyle yapayım. Şu kalanları hemen yine Sephora'nın en çok sevdiğim makyaj temizleme mendiliyle temizleyeceğim. Muhteşem bir mendildir bu. Gerçekten bir aşk. Kokusuna da bayılıyorum. Cildi çok güzel şekilde nemlendiriyor. Ona da bayılıyorum. Bunu yaptıktan sonra yüzüne ekstra öyle krem sürmene bile gerek kalmıyor. O derece. Çok güzel ve pırıl pırıl yapıyor cildi. Bu arada başta söyledim ya hani ben böyle yapacaksınız. Videoyu izlemek için ya da parmağınıza. Modele göre değişiyor anladığım kadarıyla. Kimisinin telefonda böyle yapınca olmuyormuş. Parmağınızla yukarı aşağı yaptığınızda oluyormuş. Fakat benim size tavsiyem VR gözlüğüyle, yani sanal gerçeklik gözlüğüyle bu videoyu izlediğiniz zaman çok başka oluyor. Bu şekilde de tabii ki izleyebilirsiniz. Burada neyi görürsünüz? Masanın üstünü görürsünüz. Sağ solu tavanı göreceksiniz ama sanal gerçeklik gözlüğüyle izlediğiniz zaman olay bambaşka bir boyutta. Ben bir önceki o Londra ev turu videosunu burada ekip arkadaşlarıma falan izlettiğimde yani gözlerinden çıkartmak istemediler gözlüğünü, sanal gerçeklik gözlüğünü. Gerçekten çok başka bir deneyim o. Şimdi Too Cool For School. Normalde benim hiç sevmediğim bir markadır bu. Hiç sevmediğim bir marka. Neyini aldıysam hep tırt çıktı. Bakalım. Arkadaş bu marka tırt ya. Hiç kokonat falan kokmuyor. Bir önceki çikolatalı videosunda da bunun çikolatalı pudingli maskesini almıştım. Havuz kloru gibi kokuyor. Yemin ediyorum bakın, havuz kloru. O kadar ürün denedim. Buram buram Hindistan cevizi kokuyorum. Bu en tırtı şu dakikaya kadar ki. Dur bakalım, bari nemlendir yüzümü. Bari. Şaka maka. Ay bu da gene öteki gibi, bu da çok şeyli. Çok jelli. Hiç vaktiniz olmuyorsa cilt bakımı yapmaya falan. Ay bakar mısınız her tarafım. Hiç vaktiniz olmuyorsa en azından bu kağıt maskeler pratiklik anlamında gerçekten çok güzel. İçi hala dolu, jelle dolu. Real coconut diyor. Bakın gerçek. %30 gerçek coconut suyu varmış içerisinde. Tamamıyla nem maskesi diyor buna. Bunu da bir bekleyelim 10 dakika. Ondan sonra artık diğer mevzuatlara geçelim. Neler var. Dişler fırçalanacak. Hem de Hindistan cevizli diş macunuyla. Ondan sonra peeling yaparız ellere. Ondan sonra bir parfümümüzü sıkarız. Falan filan. Ama asıl makyaj tarafı da var. Onu da hatırlatayım. Çıkarttık bunu da. Ay bayağı yani içi nasıl biliyor musunuz ürünün? Dolu. Vücudunuza yedirirsiniz hani o kadar ürünü, öyle söyleyeyim. Ama hiçbir şekilde diğer ürünlerle karşılaştırdığınızda asla Hindistan cevizi kokmuyor. Doğruya doğru. Şimdi dişleri fırçalayalım diyelim. Diyorum. Diyelim nedir? Biomet markasının Super White diş şeyi, ama diş şey diyorum, diş macunu. Şöyle bakın. Hindistan cevizli. Bakalım. Evet, çok güzel kokuyor. Hem Hindistan cevizi hem nane gibi. İkisi birlikte böyle karışık gibi. Şimdi izninizle burada fırçalayacağım dişlerimi. Çok az köpürüyor. Evet. Tadı çok güzel. Hoşuma gitti. Bunları artık topluyorum biraz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi masayı görüyorsunuz, böyle pis pasaklı dursun istemiyorum masa. Evet efendim. Şimdi neyle devam edelim? Tamam, artık o maskemizi de yaptık. Nemlendiriciye geçelim. Biraz böyle çok üst üste Sephora gibi oldu. Çünkü Sephora'nın, ellerim o kadar kremli ki kayıyor. Sephora'nın bu Hindistan cevizi serisini çok sevdiğim için kremini de bundan almak istedim. Ama merak etmeyin, özellikle hep farklı farklı markalar seçmeye çalıştım. Sephora'nın yine kokonat şeyle Hindistan cevizi sulu nemlendirici günlük kremi. Sonra bakıyorum başka neler yapabiliriz diye. Kuru şampuan mesela getirdim yanıma. Ama yani şu noktada saçlarım temiz olduğu için onu sürmemize gerek yok. Ama yine de en sevdiğim kuru şampuan olduğu için onu da söyleyeyim. Urban Care'in Go Nuts with Coconut. Gerçekten muhteşem derecede Hindistan cevizi kokuyor. Bu var ürün olarak. Sabunumuz var mesela. Be You Beauty'nin Hindistan cevizi sabunu. Bu da doğal sabun. İnanılmaz kokuyor. İnanılmaz. Bunu en son böyle makyajı falan bitirdikten sonra elimizi yıkarız. Hadi bir dudak nemlendirici sürelim o zaman. Yves Roche'nin yine Hindistan cevizli nemlendiricisi. Güzel. Neyse, bunu şeyden sonra yapalım. Bir ürün keşfettim arkadaşlar. Bir ürün keşfettim. Tüm bu ürünleri toplarken dayanamadım tabii ki. Yüzüme, kendi yüzüme ve ofisteki herkesin yüzüne sıktım. Herkes müptelası oldu. Isana'nın Hindistan cevizi içeren nemlendirici spreyi. Bunu hem vücudunuzda hem yüzünüzde kullanabiliyorsunuz. Tamamıyla işte cildinizi nemlendiriyor, ferahlatıyor. Aynı zamanda makyaj sabitlemek için de kullanılıyormuş. Onu yaptık. Dur bir parfüm sıkalım ya. He? Body Shop'un Coconut parfümünü. Sabah sıkmadım tabii evden çıkarken. Parfümümüzü sıktık. Bir tane şeyimiz vardı. Flormar'ın Creamy Coconut Body Mist'i vardı. Onu da şu saati çıkartayım, biraz kollara sıkalım. Aslında misti sıkmadan önce diyorum ki şey de yapsak mı? Body Shop'un kokonatlı peelingi, body scrub'ı. Artık bunu da şeyde yapabilirdim aslında, banyoda. Artık hani bunu da banyoda yapmak istemedim. Her şey çünkü banyoda oluyor. Siz hiçbir şey göremiyorsunuz gibi oluyor. Peelingimizi de böylelikle yapmış olduk. Ben şimdi kendimi bir yıkayayım. Sonra üzerine Flormar'ın body mistini sıkalım. Tırnak kenarlarımıza Dali'nin Hindistan cevizi vazelini süreriz. El kremimiz var. Bath and Body Works. Bakın, fark ettiyseniz dediğim gibi hep farklı markalardan almaya çalışıyorum. Hep. Şeyimiz var. Body lotion'umuz var. Cecil marka. Değişik yani. Hani hep aynı şeyleri almayalım diye Cecil aldık. Bunları yıkıyorum. Geliyorum. Diğer şeyleri sürüyoruz her tarafımıza. Evet efendim. Geldim. İpeksi ve muhteşem. Rengim açılıyor ya her peeling yaptığımda. Süperiz. Ne yapacaktık? Dur. Bir sürü ürünümüz var. Şunu şuraya koyacağım artık. Biraz dağıtıyorum. Aralarda merak ediyorsanız böyle indirin kamerayı. Kamera diyorum, telefonu, bakın. Kameraman sizsiniz yani. Dur, ne yapalım? Vücut şeyini sürelim. En değişik kokan şeylerden bir tanesi bu. Birazcık daha parfümsü bir Hindistan cevizi kokuyor. Keşke şu an yanımda olsanız. Bunu beğendim desem inanır mısınız? Cecilin Iris Coconut Oil. Aynı zamanda shea butter da varmış içinde. Body lotion'ı. Çok güzel. El kremini sürüyoruz. Bath and Body Works. Bu aşırı kokonat. Yani bu şeker yani. Hepsinin arasında en şekerli kokan bu. Ben bunu böyle sürüp elime ofise veya bir yere gittiğim zaman arkamdan geliyor kokusu yani. Şu an burası nasıl kokuyor inanamazsınız. Arkada da bu arada Hindistan cevizli mum aldım. O yanıyor. Flormar. Bunun kokusunu sevmedi bizim kızlar. Oh. Ay, dur. Bence kötü değil, az gelmiş olabilir onlara. Ben çok beğendim. Ben bunu sıkarım yani yazın. Banyodan sonra fıs fıs fıs. Tek olay bunu... Ha, ben onları anladım niye sevmediğini. İlk sıktığınızdaki o etkisi hemen biraz farklı bir kokuya dönüşüyor. O yüzden artık diyorum ki yavaş yavaş makyaja geçsek mi? Başka bir şeyimiz kalmadı değil mi? Bunu makyajdan sonra elimizi yıkayacağız. Diş macunu yaptık, mendilleri yaptık. Bunu makyaj sonrası yapacağız. Evet, artık makyaja geçiyoruz arkadaşlar. Bunları artık toplayayım, sepete koyayım, makyaj ürünlerini çıkartayım. Kahvemi de aldım. İçine her zaman olduğu gibi Hindistan cevizi yağından bir kaşık. Tabii ki Hindistan cevizi şekeri. Normalde şeker kullanmıyorum ama şimdi bu video için azıcık tatlı niyetine. Gerçi tatlı niyetine dedim, tatlım da var. Bunu yemediyseniz bağımlısı olabilirsiniz, baştan söyleyeyim. Korni'nin kokonatlısı, Hindistan cevizlisi muhteşem. Madem Hindistan cevizli video yapıyoruz, hakkını verelim. Evet, şekerimi de koydum. Şimdi artık makyaja başlayalım bir yandan. Makyajımızı yaparken bir yandan kahvemizi içelim. Evet arkadaşlar, beni en çok heyecanlandıran kısım. Diğer her şeyi burada buraya koydum. Sepetin içini görüyorsunuzdur zaten şu anda. Şimdi artık sıra geldi asıl makyaj mevzumuza. Şurayı şöyle bir toplayalım makyajımızı yaparken. Şimdi fondötende falan takdir edersiniz ki çok aradım. İnanın ki çok aradım. Hindistan cevizi suyu içeren ya da Hindistan cevizi kokan bir fondöten var mı diye. Maalesef yok. Türkiye'de yok. Yurt dışında da yok. Hiç rastlamadım. O yüzden fondötenimi normal kullanıyorum izninizle. Ama diğer ürünlere bayılacaksınız. Onu söyleyeyim gerçekten. Çok çok hoşunuza gidecek. Şeylere baktım. Too Faced'in Hangover'ına, spreylerine falan. Onlar gerçekten Hindistan cevizi kokuyor. Hindistan cevizi suyu içeriyor. Ama gel gör ki kokusunu hiç sevmedim. Gittim denedim. Testerini alacaktım. Sevmedim. İşte onun yerine Isana'yı bulmuş oldum. Hem benim için daha tabii ki de karşılaştırdığınızda çok çok daha ekonomik olmuş oldu. Hem de gerçekten Hindistan cevizi kokan bir ürün almış oldum. Yani hakkını vermiş oldum böylelikle. Çok daha uygun fiyata. Hemen gözaltı kapatıcımızı sürelim. Bunları dediğim gibi saymıyorum ama şimdi farda bayılacaksınız. Kakaoluya göre, kakaoludan ne yapmıştık? Kakaolu bronzer yapmıştık. Kakaolu ruj, kakaolu far paleti yapmıştık. Onda da başarılıydı. Her şey çok başarılı. Makyaj ürünleri de çok başarılıydı. Bunda da aynı şekilde çok güzel Hindistan cevizi kokan ürünlerimiz mevcut. Görüyorsunuz zaten ben niye saklamaya çalışıyorsam sizden. Masaya zaten indiğinizde göreceksiniz hangi ürünleri kullandığımı. Şimdi biliyorsunuz ki maskarada zaten dediğim gibi masada gördünüz. Maybelline'in Total Temptation Hindistan cevizi kokan maskarasını kullanacağız. Bu müthiş bir şey. Yani kakaolu da onu yapamıştık. Kakao kokan maskara yoktu çünkü. Hindistan cevizi serisinde yapmaya karar verdiğimde ilk aklıma gelen hemen bu oldu. Allah dedim, bunu hemen yapmalıyım. Bronzer'da daha önce allığını da size önerdiğim Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ını kullanacağız. Muhteşem ötesi Hindistan cevizi kokan harika bir ürün bu. Bunda da çok şanslıyız. Ve en önemlisi far paleti. Far paletinde böyle bir önce dedim ki eyvah. Hani şeyden biliyorum, Too Faced'ten Chocolate Bar var. Tamam ama acaba Hindistan cevizini bulabilecek miyim dedim. Buldum. Sizin için her şeyi yaparım. Too Faced'in Natural Ice paleti. Zaten Google'a yazdığınız zaman, Hindistan cevizi kokan İngilizce yazdığınızda, Türkçe yazdığınızda da çıkıyor. Hindistan cevizi kokan far paleti yazdığınızda direkt bu çıkıyor. Buram buram Hindistan cevizi kokuyor. Çünkü içerisinde Hindistan cevizi suyu var bu paletin. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Ben size arkadaşlar söyleyeyim. 4 mat 5 ışıltılı renkten oluşuyor. Beyaz mat, şu mat çok güzel, tam bir geçiş rengi. Şu var, strip poker ve koyu renk espresso. Geriye kalan şu 4 ışıltılı renkler. Önce biraz beyaz alalım. Ah, kıyamıyorum ya, çok güzel şekli de. Biraz şöyle beyaz alıp bir nötrleyeyim burayı. Kendi göz kapağımın rengi var çünkü. Onu bir nötrleyip. Şimdi strip poker rengini, bu açık olanı hemen alayım hızlıca. Şöyle güzel. Biraz böyle oluyor. Normal olarak hafif bir tozutma tabii ki var. Her üründe var. Daha önce de söylemiştim. Önemli olan, benim en sevdiğim markalardan bir tanesidir. Too Faced far konusunda özellikle. Farlarını çok seviyorum. Çok güzel. Çok pigmentli. İnanmayacağınız bir şey söyleyeceğim size. Yanlışlıkla ağzıma girdi konuşurken. Tadı var. İnanamazsınız. Tadı var farın. Tatlı. Çok komik. Aa. Hadi kokuyu anladım. Tatlı. Yemin ediyorum tatlı. Çok komik. Allah Allah. Herkes çok sevdi bu arada VR videoları. O beni gerçekten çok çok mutlu etti. İlk böyle bir problem falan oldu videoda. Biz göremiyoruz falan dedi özellikle Android'çiler. Sonra hemen hallettim. Tekrardan yükledim videoyu. Ondan sonra demeye başladınız ki ya bayıldık. Çok farklı bir deneyim. Gerçekten keşke bütün videolarını böyle çeksen. Ben çekerim memnuniyetle. Benim de çünkü çok ilgili olduğum bir şey şu anda VR. Ve hani ilk uygulayan kişi olmak da ayrıca beni çok mutlu ediyor. Bu tarz böyle hani yeni teknolojilere ayak uydurma konusunda ne kadar hani öncü olmayı sevdiğimi biliyorsunuz. O yüzden ben yaparım ama şunu söyleyeyim size. Böyle izlemek de tabii ki çok keyifli ya da bilgisayardan hani okla giderek falan. Ama gözlükle bir kere deneseniz, gözlükle izleyenler olmuş zaten, onların yorumlarını okusanız o Londra videomun altına inanamazsınız. Çok farklı bir deneyim. Yani gözlükle izlediğinizde gerçekten aynı odada böyle sanki iki arkadaş sohbet ediyor gibi oluyoruz. O yüzden tavsiye ederim. Bir tane kendinize şurada solumda ve sağımdaki gibi çevirin bakın. Bir bu böyle karton, cardboard deniyor bunlara. Sanal gerçeklik gözlüğü edinirseniz kendinize, bunların fiyatları gerçekten çok uygun. O böyle teknolojik olanlardan bahsetmiyorum. Bunlarla bile izleyebilirsiniz. Bunlar bile o deneyimi size yaşatıyor. Tabii ki en güzel deneyimi gerçek o elektronik sanal gerçeklik gözlüğüyle alıyorsunuz ama bunlar da hiç fena değil, inanın. Çok tavsiye ederim yani. Bayılıyorum demiştim size Too Faced'in farlarına. Hala aynı fikirdeyim. Bayılıyorum. Gerçekten muhteşem. Tek kelimeyle. Çok güzel karışıyor birbirine. Hangi rengi sürsem? Honey Pot var, Chocolate Martini var, Erotica ve Push Up diye bir renk var. Chocolate Martini çok değişik gözüküyor. Onun süresim var. Normalde pek sürmediğim tarzda bir renk ya. Yani beklediğim kadar süper bir performans verdi mi dersen hayır. Bir de fırçayı vurunca matlaşıyor. Fırçayı hiç vurmamak lazım o altın ışıltıları görmek için bak. Dağıtmak istediğinde tek renk bir şey oldu. O kadar övdüm seni. O kadar övdüm seni. Too Faced'in farı dedim falan dedim filan dedim. Bak beni yarı yolda bırakıyorsun ha. Vallahi. Baksana. Şimdicik o zaman şöyle bir şey yapalım. Göz altına honey pot yapalım şöyle değişik. Sürüyoruz işte hani hepsini birbirine. Önce şey mi sürseydim dur. Evet, Too Faced'in farlarını hala çok seviyorum. Onunla alakalı bir derdim yok. Fakat bu birazcık şey konusunda beni böyle bir çıt bir rengi, göz kapağımıza sürdüğümüz o renk böyle bir çıt hayal kırıklığına uğratmadı dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü karıştırmak istiyorum yani. Fakat şey oluyor. O parlaklığı gidiyor. Fırçayı vurduğunuz anda anında matlaşıp koyu kahve bir fara dönüşüyor. Onu sevmedim. Yani benim oraya concealer sürmemle alakası da yok bence. Concealer'sız yerde de denedim çünkü elimde de denedim. Karıştırdığım anda gidiyor. Onu hiç sevmedim yani. O birazcık üzdü ama onun dışında genel olarak o renklerin birbirine karışması olsun, kokusu olsun, tadı olsun. Tadı Hindistan cevizi ya, böyle bir şey olamaz. Yemeyin tabii sakın da. Evet. Artık maskaramızı sürelim mi? Hindistan cevizi kokulu maskaramızı. Şöyle. sol gözümde yani bir şeyler oldu. Bakar mısınız? Neyse. Şeyi deneme fırsatımız olmuş oldu arkadaşlar. Makyaj temizleyici Hindistan cevizi yağını deneme fırsatımız oldu. Soft M. Bu aslında birazcık daha süt gibi böyle hani komple makyajı silmek için ama ben şimdi ha yok güzel şey yapıyor. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi bronzer'a. Bu da buram buram. Allah'ım çok güzel kokuyorsun. Hindistan cevizi kokuyor. Nereye koymuştuk şeyleri? Şuraya. Bu çok böyle yumuşak bir renge sahip. Yumuşaktan kastım çok açık ve böyle tenle çok güzel bütünleşen. Yapı olarak da bu arada aynı zamanda çok yumuşak bir bronzer olduğu için açıkçası bunu biraz böyle allık gibi de kullanacağım bugün. Hani ekstra iki ürün kullanmayacağım. Biraz burnumun üstüne de böyle ben seviyorum. Allık gibi zaten bu. Hani bunu bronzer gibi böyle şey değil de yine hafifçe şöyle hani her yerinizde bir sıcaklık olması için fırçada kalan kısmını hani böyle her yerinizden geçirebilirsiniz tabii ki. Biraz. Şimdi çok azıcık bir şey söyleyeceğim size. Bundan birazcık daha sıkıp böyle hafif o burnumun içindeki tozları alacağım. Orayı size göstermeden. Çok çok şöyle azıcık. Şöyle yapıp. Gerçekten bu da nefis Hindistan cevizi kokuyor bu arada. Başka ne kullanmadık? Ve şeyimizi kullanmadık. Sonra da bir vazelinimizi de süreriz. El kremimizi sürdük mü? Sürdük, onu sürdük zaten başta. Flormar'ın lip balmı. Coconut lip balm. Çok güzel renkleri ya. Tam hani makyaja harika olacak. Çünkü zaten gözler oldukça yoğun. Spreyimizi de sıkalım mı? Hadi spreyimizi de sıkalım. Dur. Vallahi çok beğendim makyajımı. Şimdi efsane. Ay. Efsane yüz spreyini sıkıyorum. Ne olur bunu alın. Sadesi de var ama en güzeli. Gerçi diğerlerini denemedim. Şimdi en güzeli diye yorum yapma hakkım yok. Belki de Hindistan cevizini çok sevdiğim için en güzeli diyorum ama yani bu müthiş. Kızgın kumlardan serin sulara atladım yani şu anda. Gerçekten kızgın kumlardan serin sulara atladım. Şimdi başka neyimiz kaldı? Son bir bakıyorum. Başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Hepsini kullandık. Bir de madem en son. Ha sabunumuz vardı. Dur elimi yıkayacağım. Gerçekten elim zaten pislendi. O zaman sabunumuzla elimi yıkıyorum. Başka da bir şeyim kalmadı. Sabunumla elimi yıkadıktan sonra da hafif biraz böyle elime de vazelinimi süreyim. Hani hiçbir ürüne haksızlık olmamış olsun. Hepsini kullanmış olalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ve bayağı ışıl ışıl bir şey o da. Ekstra pudra sürmedim. Tam bir hakikaten böyle şey. Akşam yaz makyajı gibi oldu. Bir anda Hindistan cevizinin suyumu içeyim. Şimdi artık toparlıyorum hızlıca. Sabunla da ellerimi yıkadım. Gerçekten sabun çok güzel. Sabun yani. Sabun için ne kadar detay verebilirim bilmiyorum ama sabun. Ha, biraz vazelin de en son şöyle süreyim. Vazelin de. Bugün manikür yapmıştım kendime. Hazır yapmışken şöyle tırnak kenarlarıma süreyim. Diğerlerine göre nispeten kokusu daha az. Hafif böyle alt tonu klasik vazelin kokusunu alıyorsunuz vazelinde. Toparlamam gerekirse en çok sevdiklerimi aslında ara ara hep hatırlattım. Far paleti güzeldi. Bu şey çok güzel. Maskara zaten harika. Favorilerime koymuştum. Hatta benimki bitmek üzere neredeyse. Ondan sonracıma ıslak mendiller harika dedim. Şeyin Sephora'nın zaten daha önce de koyduğum bir üründü o biliyorsunuz. O çok güzel bir ürün. Ondan sonra bakayım hani mutlaka alın dediğim şey duş jeli güzel. Mutlaka alın dediğim Isana'nın spreyi tabii ki. O harika. Body Shop'un şeyleri çok güzel. Siz söyleyin. Peelingi. Parfüm güzel. Bir daha bir bakayım. Yani koklattım herkese. Herkes çok beğendi. Saç maskesini övmüştüm. Onu hala arkasındayım. O çok güzel. Yani maskeler böyle hani gidip özellikle hani o Hindistan cevizi maskeyi almam. Mesela bu seriye şeyi tekrar koyabilirdim ama tabii ki beğenmediğim için koymadım. Vardı ya böyle Sephora'nın karıştırılan kokonatlı maskesi. Onu koyabilirdim ama koymadım. Başka da söyleyeceklerim bu kadar. Ürünlerin detayların hepsini videonun açıklama kısmına koyuyorum. Oradan ulaşabileceksiniz detaylara. Ben size şöyle makyajımın bir son halini göstereyim. Dur şöyle. O şey bayağı parlak yapıyor bu arada, Isana'nın spreyi. Farda işte bir beni mutsuz eden o renkti. Işıltıları gitti. Altına kapatıcı sürdüğüm için mi bilmiyorum ama hani genel olarak o tonun dışındaki bütün tonlar çok güzel. Farların birbirine karışması çok güzel. Renkler birbirine çok güzel karışıyor ve çok güzel dağıtabiliyorsunuz. Ben seviyorum yani. Too Faced'in bugüne kadar hangi farını aldıysam hepsinden çok memnun kaldım. Ve arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. İkinci VR videomu yaptığım için çok mutluyum, gururluyum. Başka ne tarz VR videoları görmek istersiniz? Yorumlara bırakmayı unutmayın. Çok güzel fikir veriyorsunuz sizler de bana yorumlarınızla. Çünkü bundan böyle hani daha fazla VR videosu yapmak istiyorum. Daha fazla VR içerikleri üretmek istiyorum sizler için. Onları yorumlara yazarsanız, ürünlerle alakalı merak ettiklerinizi yine yorumlara yazarsınız. Ürünlerin detaylarını videonun açıklama kısmına koyacağımı söylemiştim. Ve söyleyeceklerim bu kadar. Genel olarak VR ile de alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Yine tekrar edeyim. Eğer mümkünse bir tane kendinize işte bu sağdaki ve soldaki gibi cardboard edinebilirseniz bağımlısı olursunuz. Hele bir de daha teknolojik, daha elektronik olan bir sanal gerçeklik gözlüğünüz varsa gerçek anlamda bağımlısı oluyorsunuz yani. Hani hiç bırakmak istemiyorsunuz VR videolarını. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma eğer hala abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse ekrana yine bu tarz hoşunuza gidebilecek videolar ekleyeceğim. İzlemeyenler için Londra VR videomu da ekleyeceğim. Londra ev turu VR videomu. Onu da izlersiniz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Öpüyorum. Yeni videolarda, yeni VR videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.